İkinci uzman testindeyiz. Birinci uzman testindeki gibi burada da 9 tane sorumuz var. Detaylara beraber bir bakalım nasıl sorular varmış. Şimdi ilk soruda x2, y5 bileşiğinde x ve y elementlerin kütlece birleşme oranları 7 bölü 20 olarak verilmiş. Aynı elementlerden oluşan kütlece birleşme oranı 7 bölü 2 olan bileşiğin basit formülü hangisidir denilmiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hani senin sevdiğin yöntemden yapalım bunu. x2, y5 diyelim. Burada 7'ye 20 var değil mi? Öbürü de e, ee, x a y b diyelim bu da 7 bölü 12. Şimdi bir defa x'ler eşitse o zaman x'in sayısı eşit olmalı. Dolayısıyla burada a sayısı 2 olmalı. Şimdi bakalım burada 5'e ya da 20'nin 5 4'te biri 5. 12'nin 4'te biri 3. Dolayısıyla formül x 2 y 3 şeklinde olmalıdır. Doğru cevap b seçeneği gelecektir. İkinci soruya geldiğimizde aşağıda tabloda x y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşik için x kütleleri ile bileşik kütleleri arasındaki ilişki verilmiş. Şimdi burada x'in kütlesi 4 gram, bileşik kütlesi 10 gramsa ondan 4 çıkartırsak 6 gramlık bir Y kütlesi buluruz. Birinci bileşik için ikinci bileşikte de 18'den 8 çıkarsa 10 gramlık bir Y kütlesi buluruz. Şimdi birinci bileşikteki verileri kullanırsak alt indisle X'in atom kütlesi alt indisle Y'in atom kütlesinin çarpımı sonucunda 8 bölü 10 olarak buluyoruz. X'in Y'ye kütlece birleşme oranını buradan 2 ile sadeleştirirsek 4, 2 ile sadeleştirirsek 5 ile sadeleştirirsek 2 olur. 4 ile de 2 sadeleştirirse buradan x'in y'ye atom kütlesi oranı 2 bölü 1 olarak hesaplanır. Bunu çerçeveye alıyorum. Çünkü kullanacağım. Nerede kullanacağım? Yukarıda. M çarpı x'in atom kütlesi. N çarpı y'nin atom kütlesi. Eşit olmalı 4 bölü 6'ya. Dolayısıyla 4 bölü 6 dersek şöyle sadeleştirdim 2 olur. 2 ile de bunu sadeleştirirsem 1 bölü 3 olur. Yani m sayısı 1'dir. n sayısı da 3'tür. 1'e 3 oranı olduğu için doğru cevabımız A seçeneği gelir. Üçüncü soruya geldiğimde e, x, y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikteki x ve y kütleleri grafikte verilmiştir. Buna göre bileşikler arasındaki katlı oran kaç olabilir denilmiş. Şimdi e, burası bir, burası ikinci bileşik. Şimdi birinci bileşik için bakarsak e, olaya 12 gram x'le pardon 6 gram y tepkimeye girmiş değil mi? İkinci bileşikte ise 8 gram x'le görmeye çalışıyorum 12 gram y. Peki şöyle. Şimdi burada bileşikler katlı oran işte birinden birini soruyoruz. O zaman burada ben şurayı ben 2 ile çarparsam ne olur? 24'e 12 olur. Şurası ise 8'e 12 olur. Bak y'ler eşitken x'ler arasındaki oran ne çıktı? 24 bölü 8'den 3 bölü 1. 3 bölü 1 ya da 1 bölü 3. E bak 3 bölü 1 var işte cevap 3. Doğru cevap E seçeneği oluyor. Dördüncü soruya geldiğimde eksi 2 bileşimli elementlerin kütle birleşme oranı mx bölü MY 7 bölü 3'tür denilmiş. X ve elementlerden oluşan 250 gramlık karışım tam verimli tepkimeye girdiğinde eksi 2 bileşiği oluşurken 50 gram y elementi artmaktadır deniliyor. Şimdi burada 250 gramlık karışım var. Tam verimli tepkimeye giriyor. 50 gram y artıyorsa demek ki 200 gramlık bileşik oluşturuyorum değil mi? Yani kütle konuna göre bakarsam 250 gram aldım. Tam verimli tepkimeye sokacağız bunu. 50 gram y elementi arttı. O zaman x demek ki tükendi. Peki bileşik kütlem ne kadar olur? 200 gram. 200 gramlık bileşik kütlesine göre bakarsak şimdi 7 gramı x 3 gramı y ise 7 artı 3'ten 10 gramlık bileşik elde ediyorum. Bileşim kütlesi 200 gramsa bunun 20 katını almışım. O zaman 20 katını alırsam 140 gram x ile 3'ün 20 katını alırsam 60 gram y tepkimeye girmiş 200 gramlık bileşik oluşmuş. 50 gram da y artına göre demek ki başlangıçta 110 gramlık y elementim var. Bak başlangıcı buldum. 140 gramda x elementim var. Bak zaten başlangıç karşı 250 değil miydi? 140 ile 110 topla 250 işte. Burası başlangıç oluyor. Burası tepkime sırasında. Ee, sonuç olarak da burada e, şurası 50 olacak değil mi? 50 gramlık sonuç olarak da 50 gramlık y elementinin arttığını görüyorum. Başlangıç karışımında 140 gramlık x, vardır fikrine o yüzden katılıyoruz. Bileşiğin kütlece %30 y midir? E bak 10 gramın içinde 3 gram y varsa yüzde yüzde bu 30 olacaktır değil mi? 10 katı 10 katı yani 100 gramda 30 gram olacaktır. Bu da doğru. Y'nin kütlece %50 ise artar. Y'nin 110 gram olduğunu düşünürsek. Y'nin %50'si artmıyor. %50'si 55 gram yapar. Çünkü %10'un yarısı 55 gram yapar. %50'sinden biraz daha azı artıyor. Dolayısıyla bu ifade hatalı. xy 3 bileşiğinde sabit orana bakarsak. Burada. xy 3 bileşiği için demiş. Ama dikkat et. xy 2 bileşiği için değil. Onu da şöyle yapalım istersen. X'ler aynı X'ler aynı iken. Y'ler arasında 2 bölü 3 oranı var ya da istersen şöyle yapalım. Bir daha bir hesaplayalım. Bir tane x ile iki tane y tepkimeye girdiğinde 7 bölüştük bir oran var. Dolayısıyla x ile y'nin atom kütlesi oranı 14 bölü 3 hesaplayalım. Şurası x atom kütlesi oranı. Bir renk değiştirelim x'e 3 için bulalım. Bir tane x ile 3 tane y tepkimeye girerse de buradan da kütlece birleşme oranı 14 bölü 9 olarak hesaplanır. Yani d seçeneği de doğrudur. Eşit kütlelerde x ve y elementi alınırsa Burada 140 grama 140 gram almak zorundayım mesela bana verilen madde için. E 140'a 140 alırsam gene Y elementi artacaktır. X tamamen tükenecektir. dolayısıyla gene Y elementi artar. Doğru cevap buradan C seçeneği olur. Beşinci soruya gelecek olursak yukarıdaki grafikler X ve Y elementi oluşan iki farklı bileşiğin değişimini göstermektir. Şimdi birinci bileşiğe bakarsak şöyle birinci bileşik için. N gram X ile şöyle X ile Y diyelim şunlara değil mi? N gram X ile 3M kütlesi Y'ye ait. İkinci bileşiğe bakarsak. Bak burası eş kütlesi. 4M'yi atarsam burada gene N kalır. N gram X ile 4M'lik Y kütlesi. Şimdi X'ler eşitken Y'ler arasındaki oran ne çıkıyor? 3 bölü 4. Şimdi hangisi olabilir denilmiş. E bakalım X'leri eşitlerken şurayı 2 ile çarparsak X2 Y4 olur. Bak burada Y'nin altında 3 var. Y'nin altında 4 var. 3 bölü 4 oranını yakalıyorum. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru olabilir. 2'ye bakarken şurayı 2 ile genişletirsek X'leri eşitlemek için x2 y6 olur. Dolayısıyla 1'e 6 oranı olur. 1 bölü 6 oranı aradığım cevap değil. Üçüncüye bakarsak x'ler aynı iken y'ler arasındaki oran 3 ile 1 oluyor. Dolayısıyla 3 bölü 1 oranı da aradığım cevap değil. Doğru cevabımız yalnız bir a seçeneği olacaktır. 6'ya gelelim. X ve yeni medden oluşan iki bileşikten birincisi %50 X, ikincisi %60 Y içeriyor. Şimdi Birinci, ikinci bileşiğin formülü x y 3 olarak verilmiş. Şimdi bak birinci bileşik ve ikinci bileşik dersek x ile y'yi şöyle bir tablo yapalım. Birinci bileşikte %50 x varsa %50 de y var. İkincisinde %60 y varsa %40 da x var. E bunun formülü x y 3 vermiş. Bunun formülü x, a, y, b dersek. Şimdi ne olur? Şunlara bir bakalım. Önce bir sakinleştirelim ortalığı. 50 ile 50 sadeleşir. Burası 1'e 1 olur. 20'ye böldüm 2, 20'ye böldüm 3 olur. Doğru mu? Şimdi buradan e, devam edecek olursak mesela ne diyebiliriz? E, örnek verelim ben buradan x'leri eşlemek istersem. 2, birinci bileşi 2 ile çarparsam ne olur? Şimdi onu farklı bir renkle yazayım. 2'ye 2 olur. Aşağısı 2'ye 3 olarak kalır ama yukarısı x 2 a'ya y 2 b olacak. Çünkü 2 ile çarptım her şeyi. Aşağısı da x'ye 3 olur. Bak x'leri eşlediysem o zaman 2A dediğimiz şey 1'e eşit. Değil mi? 2A dediğimiz şey 1. O zaman A dediğimiz şey 1 bölü 2 oluyor. Bu kalsın. Şimdi ne oldu? 3'e 3 verdiysek 1 katı 2'ye de 2 vereceğiz. Dolayısıyla 2B de 2'ye eşit olmalı. Dolayısıyla buradan B de 1 olmalı. Şimdi formülü yazarsam x 1 bölü 2'ye y olmalı. E burada rasyonel ifadeden kurtarmak için hepsini 2 ile çarpalım. O zaman x y 2 formülüne sahip olmalıdır. Diğer bileşiğin formülü e, doğru cevabımız C seçeneği gelir. 7'ye bakalım. Mangan ve oksijen elementlerinden oluşan bileşikler var. Kaç farklı bileşik gösterilmiştir demiş. Şimdi birinci bileşiğe bakarsak burada mangandan ne kadar var? 27 gram var. kütlesi bu bileşik kütlesiymiş 35 gram. Dolayısıyla 35'ten 27'yi çıkardığımda buradan 15'ten 7 çıkarsa 8 gram kalır. Dolayısıyla burada 27 mangana karşılık 8 gramlık oksijen var. Yani 1027/8 oranı var. Aralarında asal sayı sadeleştiremiyorum. Böyle kalıyor. İkincisine bakarsam 13 buçağa 13 buçağa 4 var. Ben bunu 2 ile çarparsam 27 yapar. Buraya da 2 ile çarparsam 8 yapar. Yani birinci bileşikle ikinci bileşik aynı bileşik. Dolayısıyla ikisinden bir tane bileşik çıktı. Üçüncüye bakalım. 85 gram bileşikten 54 gramı atıyorum. 54 gram atarsam 5'ten 4 çıktı 1, 8'den 5 çıktı. 3 mu kalıyor? 31 kaldı. Dolayısıyla 54'e 31 oldu. Aralarında asal sayı olduğu için buradaki oran 54'e 31 oldu. Dolayısıyla bu ikinci farklı bir bileşik oluyor. Devam ediyorum. Dördüncüye bakıyorum. 55 gram bileşiğe karşılık 27 gram şey var, mangan var. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 27 bölü 28 gibi bir oran var. Bu da aralarında asal. Bu da farklı bir oran çıkardığı için bunu da alıyorum. Üçüncü farklı bir eşeğim oldu. Ee, peki sonuncuya bakalım. Ee, burada ne var? Mangan 27 direkt oranı verebilirim. Çünkü yeşille çizmiş 28. Bak 27 bölü 28 oranını burada da yakaladım. Yani 4 ile 5... Aynı bileşe ait. 1 ile 2 aynı bileşe ait. 3 ve 4 farklı olduğu için burada 3 farklı bileşeğim var. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Eşit kütlelerde X ve Y elementlerinin tam verimle tepkimesinden 32 gram X2'ye 3 bileşiği elde etmişim. Tepkime sonunda 16 gram X tartına göre elementlerin kütlece birleşme oranı sorulmuş. Şimdi 32 gram bileşik elde ettim. 16 gram da artan madde varsa bak 32 gram bileşik 16 gram da artan madde varsa demek ki başlangıçta 48 gramlık bir karışım almışım ben. Değil mi? E, eşit küller dağıldığıma göre bunun yarısı x. Şöyle 24 gram x var. 24 gram da y var. E, x elementi 16 gram arttığına göre demek ki bundan 8 gram kullandım. 16 gram artsın. Bunun tamamını kullandım demektir. O zaman bak birleşme oranı çıktı. 8'e 24 yani 8 bölü 24'ten 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 3. 1 bölü 3 oranı olarak buluyorum. Doğru cevabım D seçeneği geliyor. Son soruma bakacak olursam da yukarıda verilen bileşlerde demirin kütlece yüzdelerini sıralı demiş. Kütlece yüzde bulmak kolay. Oksijenleri eşitlerse kütlece yüzdeler çıkar. 3, 1 ve 4 var. Aralarında asal 2 sayı olduğu için 12 de eşitleyeceğim. Şurayı 4 ile genişletirsem demir 8, oksijen 12 olur. Burayı 12 ile genişletirsem demir 12, oksijen 12 olur. Burayı 3 ile genişletirsem demir 9, oksijen 12 olur. Bak oksijenler eşitken demirler arasındaki oran çıktı. En büyük yüzde 2 de. Sonra 3 de sonra da 1 de olur. 2 büyük, 3 büyük, bir ilişkisi de doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. Evet uzman testimiz de buydu. İkinci testimizde bir tane şöyle e, düzeltilmesi gereken bir hatamız vardı. Onu düzelttik. Umarım anlaşılmıştır. E, şimdi son bir testimiz kaldı. Şampiyon testiyle bu bölümü bitiriyoruz. Şampiyon testinde görüşmek üzere.